Bir detay aslında 1907 TL'ye imza attı. Tabii Ersin Önal Ali Bey'in söylediği gibi, Ali Koç'un söylediği gibi sözleşmesi çok kolay imzalandı. Yani çok büyük pazarlıklar dönmedi yani. Hani bir gün görüşüp bitirildi iş. Sözleşmesi 1,5 yıllık biliyorsunuz ama çok değişik ve güzel bir madde var sözleşmesinde. Eğer gelecek yıl şampiyon olursa otomatikmen 1 yıl uzayacak sözleşmesi. Bu ilginç bir madde. Pek hatırlamadım. Pek var mı hatırladığınız böyle bir madde? Yani şampiyon olduğu takdirde otomatikmen uzayacak bir sözleşme. Yani zaten şampiyon hocayla kimse yolları ayırmaz ama bu otomatikmen uzayacak. Yani aslında burada Ersin Hoca'nın da bir cesti var. Hani şampiyon bir teknik adam, fiyatını arttırır, pazarlık yapar, bunu pazarlık şeyi olarak kullanır. Bunu istememiş ve 1 yıl otomatik uzatmayı kabul etmiş. Bu da bence çok güzel bir gelişme ve ilginç bir haber yani bence. Evet. Yani farklı tarzda bir sözleşme olmuş çünkü. Aziz Bey döneminden kalan bir alacağı vardı. Otomatikmen atması gerekiyordu. Ona yani... Ne dersiniz o maddeye? Zaten Türkiye'de böyle oldu. Hani bunu bir de buradaki ince nokta onu kağıda dökmüş olmaları galiba. Yoksa... Aslında hayır, öyle olmuyor. Aziz Yıldırım döneminde Ersun Önal şampiyon yaptı. Tabii tabii. Bir ay bekledi sözleşme için, biliyorsun. Fenerbahçe bir ay sözleşme imzalamadı Ersun Önal'da. Yani hani kötü anlamda söylemiyorum. Hı-hı. Süründürdü derler ya. Bekletti adamı yani. Yani burada bu, hani bu maddenin yazılmış olması. Yazılmış yani, değil mi? Yani şampiyon olunduğu takdirde, evet, bu anlamda otomatik farklı. Güzel. Öbür türlü zaten şampiyon olan hocayla genelde devam ediyor yani. Büyük sınırlanın bir cesti var yani dışında. Bunu kabul etmek lazım yani. Çünkü adam ben şampiyon yaptım, mukavelemi ikiye katlayayım diyebilir yani. Ya ama şu onda olur çünkü. O da şunu biliyor yani. Şimdi yani. Ama 90'larda ne yaparlardı oyuncular? Giderlerdi, boş mukavele imza atarlardı, çıkarlardı. Yani biliyorlar o haklarını ödeneceğini. Burada da Fenerbahçe şampiyon yaptığı zaman Ersun Yanal biliyor Ali Koç ve yönetiminin ona gereken maddi desteği vereceğini. Artık ama öyle gereken mereken yok. Kulüpler her kuruşun hesabını o zaman yani Ersun Yanal profesyonelce davranmamıştır. Profesyonel davranmayan Ersun Yanal da profesyonel bir takım oluşturamaz. Şampiyonluk diyoruz. Bunu mu demeyelim Yanal istiyorsun? Hayır. Yani, hayır. Profesyonel sizden başlar. Koskoca Galatasaray teknik direktörü 1905 liraya mukavele imzaladı. Şampiyon yaptı ve %1000 zam aldı. Bin zam aldı sonra. %50 bin mi? Aslında geçen hafta şunu anlatmıştım. Tweet'te hatırlarsınız. Yani birazcık realist olmak lazım diye. Onun sebebi ikinci 45 dakika ortaya çıktı Erzurum maçında. İlk 45 dakika muazzam bir Fenerbahçe. İkinci yarı eski Fenerbahçe. Şu anda hani bu maddeden bahsediyoruz ama bence yapılması gereken daha realist, daha gerçekçi bir anlaşma olmalıydı. Yani şampiyonluktan bahsediliyor ama takımın puan tablosundaki yeri yani şampiyonluktan değil, şu anda biraz takımı toplamaktan bahsetmek lazım. Aksi takdirde Antalya maçında da olumsuz skor olursa Fenerbahçe'nin ligde kapatacağı nokta 70'lerin sonunda ancak böyle bir dönem vardı. Tarih sayfalarına baktığımızda o dönem Beşiktaş'ta, Galatasaray'da 3 büyük kulübün yaşadığı ekonomik sıkıntılardan böyle bir tablo ortaya çıkmıştı. Hani şampiyonluk maddesinden ziyade bence yani takımın durumunu biraz konuşmak ve nasıl yukarı çıkabilir konuşmak lazım. Normalde olması gereken takımda gençleştirmeye yani gitmek. Mümkün tabii mertebe ki, tabii. Yani bir şok etkisi lazım şu anda. Kontratı bitmiş, bonservisi elinde olan oyuncular. Mesela çok acayip oyuncular şu anda mesela boşta. Balotelli sezon sonu boşta. Şimdiden onlara gireceksiniz zaten. Yani geçen seneki benim sene başındaki transfer dönemini eleştirim o işte. Yani önceden. Tamam evet, hadi seçim vardı, kabul. Ama Fenerbahçe'nin onu daha önceden başlamış olması lazımdı. Belki yani iki aday bile bunu yapabilirlerdi. Şu anda git Yaya Turi'ye sen çok yani. Günü kurtarma stratejisine dönmüştüm. Yani uzun vadeli planlar için gelen Ali Koç şu anda günü kurtarma vizyona dönmüş durumda yani. Hayır yani öyle bir şey yok. Mecburen ama hayır, çünkü bak, para lazım. Bak şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Ali Koç bir model denedi geldiğinde. Dedi ki sportif direktör samandarı yönetecek. Bir zaman geçti, bu işin olmayacağı anlaşıldı, tamam mı? Normal olarak bir teknik direktör değişikliğine gitti. Kumala devam etmek istedi. Onun da olmadığını kısa sürede zaten geçici olduğunu zaten söylemişlerdi. Bence doğru bir seçim yaptılar. Türk